Herkese, hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. 3 gündür hava böyle. Gördüğünüz gibi karşılar bile gözükmüyor. İnanın abartısız 3 gündür böyle bir hava var Zonguldak'ta. Yağmurlu, sisli, soğuk bir hava var. Bugün de cuma. Biliyorsunuz bir gün önceden cumanızı kutlardım ama video çekmediğim için cumanız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara ermeyi nasip etsin. Tüm ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi kahvaltı hazırlığına geçiyorum bakalım. Evet, bugün kızım da bizimle böyle patates istedi. Yoksa eşimle kendime hiç patates falan yapmıyordum kaç gündür. Kahvaltılıkları getirdim, sofrayı da kurdum. Çayım da orada. Güzel kahvaltımızı yapalım bakalım. Herkese tekrardan yeni bir günden, cuma gününden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor maalesef. Şimdi hava burada dediğim gibi birkaç gündür gerçekten ciddi anlamda çok kötü. Ya kötü de demeyeyim de bayağı bir sisli, göz gözü görmüyordu. Şimdi birazcık böyle açılmış. Eşimle işlerimiz var çarşıda. Onun da artık günleri azalıyor yavaş yavaş. Bu arada Elif'in halası için başsağlığında bulunan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Çok dua eden oldu. Allah hepinizden razı olsun ama maalesef ki takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi dediğim gibi bu sisli puslu havada gidelim. Yaren'in botunu vermiştik yapıştırmaya. Böyle birazcık açılma yapmıştı yeni botu. Bir de ben ütümü verdim ama hiçbir haber çıkmadı. Hem onu soracağız çünkü eşimin kıyafetleri var tekrardan ütülemem gereken. Gidelim bakalım hep beraber. İyi, buralar biraz sis açılmış. Evet, şimdi burada Barış'ı bekliyorum. Sen bekle, ben çıkıp sorayım dedi. Ütüyü sormaya gitti. Normalde dediğim gibi arızasına bakıp beni arayacaklardı. Hani fiyat bilgisi vereceklerdi. Ama ben eşimin gideceğini falan unuttum. Hiç acele edin falan da demedim. Bakalım ne diyecekler. Bugün cuma. Ayakkabıcılar cuma namazına gitmiş. Biz de Elsi'ye geldik. Hem vakit geçirelim dedik. Şöyle bir sepet var. Ne kadar? 45 TL. Önlük baktım da bunlar soluklar. 35 TL. Aa bak, ablam ararken yoktu. Gerçi çok toz belli ediyor bu da ya. O almış da ben görmedim daha. Ablamı bile birkaç gündür görmedim inanın. 149 TL. Şunu görseydi ablam alırdı. Ben kullanamam onu da. Fiyatı gözükmüyor. Bunlar kilim gibi. Hiçbir halıyı da aslında şöyle bir şansa böyle şey neden de. Hmm, bunlar moda. Şey, hangi kardeşim halıyı? Salona mı? Sana. Öyle mi? Onlar ne kadar ama biliyor musun? Küçücük bir şey bile. Aa, bunlar da var. 700 TL Barış. Öyle denk gelse güzel. Bunlar niye bu kadar pahalı ya? Ama ne güzel. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bunun içine şey olur. O yağlıklar. Dur bakayım şuna. Bu değil de. Aynen bak, bu güzelmiş Barış. Ama dur, bunları şeyi beklerim. İndirime girerse. 70. O da 70 küçük. Bu daha mantıklı. Değil mi? Hı hı. Yağlık için. Böyle tezgaha koymaya. Aynen 70. Küçücüğü niye 70? Sana zahmet, yardım etsene. Şunu birazcık itelim. Evet, evet. Bu daha mantıklı diyorum. Daha geniş. Şunu. O daha geniş. Bu mu? Tabii bu geniş. O dar. He. Vallahi biz de böyle kaç gündür evdeyiz ya. Bugün hem kafamız dağılsın dedik. Böyle bakıyoruz işte. Hadi gidelim. Ha bir de şuraya bakalım. Dur. Gitmeyelim. Bir de buraya bakalım, size burada neler var göstereyim. Bir lokma mutluluk. Her anı kutla, kendini sev, şükret. Ne kadarmış bu tabaklar söyleyeyim size. 24-25 TL peşin. Barış geçen bir arkadaş demiş ki, hani bu tabaklardan falan bir muhabbet oldu ya. Sen dedin ya evde işte 500 parça yemek takımı var. Barış Bey daha dur, yeşim daha kabaklı tabak alacak demiş. Dedim kabaklı tabak yok. Yok ki. Nereden alacaksın, sözümüz diyor. Şunları bak, Yaren görse çok beğenirdi. Gördün mü? Evet, buradan yavaş yavaş çıkalım. Dediğim gibi ayakkabıcılar camiye gittiği için vakit dolduruyoruz eşimle beraber. 50 TL. Şunlar hoşuma gidiyor.
Ama o tahta güzel gerçekten. Şunu gördüm, direkt eşortman takımı zannettim ama altı kumaş pantolonmuş. Böyle lastikli eşortman zannettim. Evet, yaşım böyle 43-44 olabilir ama seviyorum böyle şeyleri. Ne kadar? 100 TL. Şu da 100 TL. Aa, onunla da olur gerçi. Şimdi şöyle Berrak Pastanesi'ne geldik. Yarencime pasta alıyoruz. Bunlar da var ama baton aldık. Şimdi pazara geldik. Eşimin canı ıspanaklı çorba istiyordu. Ispanak aldım. 12 TL'ydi de abla 10 TL'den verdi. Al ablacığım. Evet Müslü abi. Haydi abi haydi. Çabuk çık haydi. Kaç tane domates? 20. Bu da 20. Bu da yarım olsun. 2 tane domates alabilir. Öyle mi? Gelmedi. Domates Müslü 2,5. Kabuç aldım. Müslü mor lahana abi. Aldım. Şu elmadan 2 tane aldım. Ne deneyeceğim biliyor musunuz? Mor lahanayla o elmayı salata yapacağım. Evden makineyi istettim. Tamam. Üstü aldım geldim. Aldık. Yok sen patlıcan falan istiyor musun? Şimdi eşim pazardan çıktık. Aldıklarımızı arabaya götürüyor. Ben de BİM'e gireceğim. Hem bugün cuma bakalım. Hem de eksiklerimizi alalım da. Bugün bu şapkam da bir alem oldu. Sanırım bunlar gelmiş. Ne geldiğini de çok bilmiyorum açıkçası. Şöyle bakın çok güzel bardaklar gelmiş. Üçlüsü 27.90. Çay bardağı seti de 60 TL ama güzel. Bunlar bir ara hoşuma gidiyordu böyle heybeli. 25 TL. Bol bol hurç gelmiş gördüğünüz gibi. Bu ne? Kaydırmaz. He, banyo için falan aslında bu. Gerçi benimki şu an kaydırmıyor da. Başka neler var şöyle bakayım. Porselen demlik. Başucu sürahisi. Size de çekeyim fiyatlarını böyle. Bol bol hurç gelmiş. Bu hafta galiba bunlar gelmiş. Fakirin ütüsü. Şöyle sahan. Allah'ım bu sahanlar 50 TL. Kaşıklık büyük mü? Bu yok. Başka borcamlar falan var. Ayı pazardan limon unuttum da şuradan alırım olmazsa. Bunlar geçen haftadan galiba. Şu kalıptan ben ararken yoktu şimdi bayağı var. Bir de ön tarafa bakayım. Orada da eskiler vardır da bakın gözümün önünde fırça var görmemişim. Şu bardaklar güzel. Burada da böyle kahve makinesi falan ama sanırım önceki haftadan kalma. Aa bugün şey gelecekti. Yanlış bilmiyorsam böyle neydi? Dekoratif sehpa. He, bunlar kalmış burada. Şunlara bakmıştım da bunlar çok büyüktü. Normalde pirinci 1 kiloluk alıyordum ama 2,5 kiloluk 31,90. Bunun fiyatı daha iyi geldi. Şöyle bir tane pirinç alacağım. Yeşil mercimek aldım. Epeydir aklımdaydı. Şöyle bal vardı. Bingöl diyor. Barış da diyor ki ne kadar bal olduğu tartışılır. Doğru. Hiç bal değil. Bir de orada bir tane daha var. Ona bakalım. Şöyle karadut reçeli aldım. Şimdi eksiklerimi alayım. Şeker alacağım bir tane. Aslında buranın şekerini çok sevmiyorum da. Barış. Ne istedi Yaren? Salatalık mı? Hı. Ama sana... Sana kötü bir haberim var. Burada benim istediğim çay yok. Allah yapma ya. Ya 101'e gider miyiz? Oradan alayım salatalığı da. Bu küçük tamam, mü? Tamam. Yok küçük değil. Değil mi? Küçük oradan alalım o zaman. Yaren Hanımcığım istemiş. Ne hangi haberi? Ya dalga geçiyor benle görüyorsunuz. Bir tane salça. Salça kötü olmuş dediniz siz. Değil mi? Ne yok dedin? Çay. Bak ya bak nasıl dalga geçiyor görüyorsunuz. Biber salçası alayım bir tane. Malum buna kaldım. Hangisini alayım? Tatlı. Ne yapayım? Hiç yok. Bunu alayım bir tane. Şu bala bakacağım ya. Başka varsa. Şimdi Opet'teyiz. Benzin alıyoruz. Eşimi bekliyoruz. Vallahi ben böyle yağmur puslu havalarda kullanmıyorum arkadaşlar. Diğer günler kullandım da böyle havalarda niyeyse çok sis vardı. Yine birazcık açıldı çok şükür. Barış'ı bekliyoruz. Oradan da 101'e uğrayacağız. Evimize gideceğiz inşallah. Daha çorba yapacağım. Biz şimdi eve geldik. Saat 3'e geliyor. Hemen ıspanağı güzel keseceğim. Suya bırakacağım. O sudayken de güzel bir kahve keyfi yapacağız. Ispanak çorbası yapacağım. Söylediğim gibi Berrak Pastanesi'nden şöyle baton pasta aldık.
kakaolu aldık, gösteririm. Salatalıkta domates de bugün 20 TL'ydi, yarım kilo aldık. Bim'den aldıklarımızı zaten çektim. Ekstra şunlar var, tulum peyniri var. 101'e de uğradık. Bu balı değiştirdim, şöyle aldım. Bunu böyle merak ettim, karadut reçeli aldım. Salçalarım bitmişti, salça aldım. Yaren şöyle kornişon turşu istedi. Altın başın çayını aldım. Yine Bim'de şöyle nar ekşisi vardı. Aldım, 2 tane süt aldım, muz aldım, yumurta aldım. 101'e çok güzel çilek gelmişti. Bakın böyle çilek aldım. Şurada birkaç tane çikolata var. Magnolia yaparım belki diye böyle cici bebe aldım. Karbonat aldım. Pazardan çok bir şey almadım. Maydanoz aldım. Şunu da galiba 101'den almıştım. 2 tane elma var. Dediğim gibi mor lahanayla salata yapacağım. Eşimle yemekteyiz de gördük, canımız istedi. Havuç, limon, ıspanak ve burada da patates, soğan var. Böyle burası toplam pastayla falan birlikte sanırım 500 TL oldu arkadaşlar. Çünkü 300 küsür market tuttu. 75 pastaydı. Pazarda bir şey almadığımız halde 100'e yakın tutmuştu. Ekmek de aldık. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bunları güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi ıspanakları hemen keseceğim. Bana böyle 300 gram ıspanak yeter. Kalanı da artık soğanla falan kavururum herhalde. Evet, bugün aldıklarımız böyleydi. Rabbim herkese bin bir bereket versin. İçinde bize de sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin. Ispanak düştü. Şimdi güzel yerleştirelim bakalım. Dolabı da üstünden sileyim. Şimdi aldıklarımı eşim de yardım etti, yerleştirdim. Şöyle ince dilim, benimkisi bayağı bir ince pasta kestim. Eşimle kendime Nescafe yapacağım. Ispanağı suya koydum. Birazdan inşallah sizlerle birlikte çorbasını yapacağım. Belki bilmeyen arkadaşlarım olabilirler. Ben senelerdir yaparım. Çok da güzel olur gerçekten. Çocuklar için falan da bayağı bir faydalı. Şöyle Nescafe'leri koydum. Acayip bir başım ağrıyor. Zaten 2 gündür ağrıyordu. Bugün de böyle yine şiddetlendi. İlaç almayayım dedim. 2 gündür ilaç alıyordum. Ama tekrar bir ilaç almam gerekecek. Salatayı da eşim ben yaparım dedi. Dediğim gibi yemekteyiz de gördük. Yiyenler çok beğendiler böyle mor lahanayla, ekşi elmayla yaptılar, nar ekşili falan. Şimdi içeri gidelim. Şöyle güzel kahve keyfi yapalım. Ütüm için de aradılar, söyledim mi bilmiyorum da birazdan paylaşırım. O Elsi'de gördüğüm yağlık da bence buraya güzel olurdu. Yani yağlık değil de o kutu. Neyse artık bakarız. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Kahveyi içelim. Ispanak çorbasını sizlerle beraber yapalım inşallah. Evet, kahveleri içtik, buraları toparladım. Şimdi gördüğünüz gibi ocağımın başındayım. Ispanağı yıka yıka bir hal oldum ama bugünkü ıspanak Allah'tan böyle çok kumlu değildi. Hatta şöyle göstereyim. Havuç da kestim, böyle bol havuçlu güzel oluyor. Pirinç de ekleyeceğim aklımdayken inşallah. Öyle ıspanak çorbası dediğim gibi belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarım illaki vardır. Bazı tarifleri böyle sık sık verdiğimde hani tekrar tekrar aynı şeye düşmemek için vermek istemiyorum. Ama ne zamandı? 2 gün önceydi sanırım. Bir arkadaş demiş keşke kuymağın tarifini verseydin. Ben yeni evliyim falan demiş. Geçen kurabiyeydi aynı şekilde bir arkadaş yine demişti. O yüzden böyle sizleri de sıkmamak adına tekrar vereyim. Daha önce yapmıştım kanalımda. Şimdi telefonu sabitleyelim. Çorbamızı yapalım. Şimdi burada bir tane soğanımız var. 2-3 diş de sarımsak var. Güzel yıkadığım ıspanakla havucu ekliyorum. Ispanağı biraz fazla kestim. Biz içinde böyle bol seviyoruz. Keşke ıspanağı 1 kilo alsaydım ama pişman oldum. Çünkü o kalan şimdi ne olacak bilmiyorum. Ondan hani kıymalı yumurtalı yapsam ona da çok az olur. Ya ıspanaklı pasta yapmak lazım ya da biraz daha almak lazım. Yarın belki tekrar inersek Zonguldak pazarına. Olmazsa karnabaharla ıspanak alalım çünkü yakın zamanda yeşil mercimekli, ay bu tuzlu değil mi, evet, karnabahar yapacağım. Şöyle az koyuyorum ki ıspanak çok tuzlu kaldı biliyorsunuz. Şimdi karabiber ekledim, tuzunu ekledim. Vallahi arkadaşlar evet zararlı ama buna tavuk bulyon çok yakışıyor. Ben de bir tane bulyon koyacağım. Hatta yarım koyacağım. Normalde ben bulyon çok kullanmam, bilirsiniz. Videolarımda yoktur yani benim. Ama böyle bu çorbaya cidden yakışıyor. Buzlukta et suyum da var. Ama bulyon yakışıyor dediğim gibi. Sizler koymayabilirsiniz tabii ki de. Tercihe kalmış.
Şöyle ben yarısını ekledim. Şimdi güzel birazcık kavrulsun, suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra da pirinç ekleyeceğim. Bu pişecek. Piştikten sonra bu ılırken ben de hemen yoğurtla, yumurtayla, limonla, unla terbiyesini yapacağım. Şimdi altını açayım birazcık. Pirinçle göstereyim size, göz kararı şu kadar yeterli geliyor. Şöyle pirinci de ekleyeyim. Birazcık daha kavrulsun, suyunu ekleyelim. Suyu da çok koymayacağım, böyle yarıya kadar koyacağım. Bunlar pişmesine yakında hemen sosunu ayarlayalım. Şimdi ıspanakların suyunu ekledim. Pirinç böyle tamamen pişmeden bu sosu ekleyeceğim. Bununla da güzel kaynayacak. Şimdi burada ne var? 1 su bardağı kadar yoğurt var. 1 tane yumurtanın sarısı var. Daha sonra 2 yemek kaşığı un var. Tencereye göre unu bazen çoğaltıyorum. Ve 1 de limon sıkacağız. Şöyle limonumuzu sıkalım. Bol limonlu güzel oluyor bu çorba. Evet. Limonu yetersiz gelirse birazcık daha ekleyeceğim. Şimdi sosun içine birazcık daha karabiber koyacağım. Biliyorsunuz şeye de eklemiştim, çorbaya. Ama karabiber çok yakışıyor bu çorbaya. Limon suyu, un, yumurta ve yoğurt. Bir de karabiber. Limon yetersiz gelirse yarısını daha sıkarız. Bazen çünkü biliyorsunuz az geliyor. Şimdi ne yapacağım? Çorbaya tabii ki birazcık daha su ekleyeceğim piştikten sonra. Ilık sudan buna da ekleyeceğim kesmesin diye. Üzerine herhangi bir yağ falan da ekmiyoruz. Şimdi bunu pürüzsüz hale getireyim. Ispanaklar pişince çorbayla buluşturalım inşallah. Çorbamız bu kadar. Yalnız çok sıçrattım. Şimdi çorbaya suyunu ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle terbiyeyle karıştıracağız kesilmesin diye. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şu bez de elimden düşmüyor. Bu arada bu Vilada'nın bezini de hiç beğenmedim. Bilmiyorum, beğenmedim. Nereye? Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz? Ah, şaka gibiler, gidiyoruz artık buralardan diyorlar bir de baba kız. Şimdi kaynayana kadar bu şekilde tamamen karıştırmamıza gerek yok. Ben şimdi bakayım nereye gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz gerçekten? Bana söylemediler gerçekten, şaka gibi ama nereye gittiklerini bilmiyorum şu an. İkisi de eşofmanlarını giydi, arabayla bir yere gidiyorlarmış. Evet, çorbamız kaynasın. Bu kadar arkadaşlar. Kaynayınca göstereceğim size, çok güzel oluyor. Çorbamın güzelliği kaynamaya başladı. Biz yiyene kadar bekleyecek, birazcık daha kıvam alacak. Unu 2,5 katsam daha iyi olurdu aslında. Çünkü Barış bu çorbayı birazcık katı seviyor. Biz her çorbayı öyle seviyoruz. Evet, gördüğünüz gibi havuçla, ıspanakla, pirinçle, sarımsak, soğan, yoğurt, yumurta yok yok yani içinde. Ben Bilecik'teyken Yaren'e çok yapardım bu çorbayı. O zamanlar hani bebekken böyle yiyemiyordu, rondodan geçiriyordum. Çocuklar için de gayet vitaminli. Şimdi birazcık daha kaynasın, altını kısayım. Bunun yanına dediğim gibi makarna mı yaparım, ne yaparım ben de bilmiyorum. Bugün de böyle olsun. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ne Barış? Salata. Ha, salata, evet sen yap. Eşcağızım böyle malzemeleri hazırladı. Salata illa ben yapayım dedi.
Şimdi şöyle, canımın çektiği şeyleri bir araya getirip bir saatten önce. Normalde bizim gördüğümüzde şu havuç yoktu. Ama biz mor lahanayı havuçla sevdiğimiz için Barış havuç da ekleyelim dedi. Bir tane ekşi elma, şöyle mor lahana, rendeleyecek hepsini, rendeden geçirecek. Sonra nar ekşisi Barış. Evet, bol nar ekşisi. Limon, zeytinyağı. Biz zeytinyağı da almadık. Evet, hadi bakalım Barış'ın ellerinden salatamız hazır olsun. Ben de şöyle makarna çıkardım. Aslında spagetti istedi eşim ama ıspanak hep tırnaklarıma girmiş bu arada. Bunun kapağı nerede Barış? Şurada. Dur. Ocağı da silmedim. En son sileceğim. Makarna suyu da. Bak, tencerelerim benim çizilmeye başladı yine. Görüyor musun? Ana. Gördün mü Barış? Niye bu Karaca'dan çektiğim gerçekten? Senin benim mi? Sen ne çektin? Yozgat'ta çok getirdik, evet. Evet, saat 9'a geliyor. Çayımı demledim. Hatta şöyle göstereyim. Altına su koydum, kaynıyor. Ben altına su koyarken genelde demliği hemen üstüne koymuyorum. Babamdan öyle gördüm. Babam emekli olduktan sonra bir 12 sene falan kahvecilik yaptı. Size salatayı göstermeyi unuttum bu arada. Çok güzel olmuştu gerçekten. Dediğim gibi biz onu sadece elmayla, mor lahanayla görmüştük. Havuç da ekledik. Bol nar ekşili, böyle çok güzeldi. Afiyetle yedik. İlaç aldım ama bir ilaç daha alacağım sanırım. Başım ağrıyor. Evet arkadaşlar, bu videomu da burada kapatayım. Biz video çekerken, biz hayatımıza devam ederken bir taraftan ölümler, bir taraftan savaşlar maalesef ki devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi savaş başladı. İnşallah bu savaşların başladığı gibi birileri de bu savaşları durdurur. Gerçekten hani bugün haberlere böyle baktık, içimiz el vermedi tabii ki de. Kaçanlar işte... Kaçmak için uğraşanlar, bizim de arkadaşlarımızın çocukları bu arada orada okuyor. Böyle güzel haberlerini aldık ama biliyorsunuz ki orada çok vatandaşımız var. Kendi vatandaşlarımız olmasa dahi yani pisi pisine ölen insanlar var. İnşallah en kısa sürede savaşlar son bulur. Yani nerede olursa olsun savaş kötü, yani gerçekten çok kötü. Bugün böyle içimiz acıyarak haberleri izledik eşimle beraber. Birkaç gündür böyleyiz zaten. Evet arkadaşlar, burada kapanışımı yapayım. Zaten birkaç gündür böyle moralimiz modumuz yoktu. Tekrardan bütün herkesin ölmüşlerine rahmet diliyorum. Rabbim herkesin mekanlarını cennet eylesin. Yani bazen diyoruz keşke ölüm olmasa ama ondan kaçış yok. Hepimizin bu günleri var. Allah'ın gecinden versin. Allah'ım herkese dayanma gücü versin. Zaten Rabbim dayanma gücü vermese kimse dayanamaz. Elif'e böyle hep ilk günden beri babaannesini soruyorum. Çünkü yaşlı olduğu için herkese üzüldüm ama en çok babaanneye üzüldüm. Çünkü o yaşta evlat acısı eminim ki çok zordur. Rabbim sabırlar versin. Ben daha önce de size söylemiştim. Elif'in halasıyla sanırım düğünde sadece karşılaştım. Onun harici hiç tanımıyorum ama bir insanı üzülmek için tanımak gerekmiyor. Kalpten hissettim gerçekten acılarını. Arkadaşlar, bunlardan kaçış yok. Hepimizin bu günleri var söylediğim gibi. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Ha, bu arada kapanış yapmadım. Ütümü de söyleyeyim. Ütümde sıkıntı vardı. Buhar yerini kırdım. Böyle boş dönüyordu. Boş yani basıyordu. Neyse, bugün beyefendi beni aradı. Eşim gittikten sonra. Bir saat içinde yapabileceğini söyledi. Fakat tankı değişeceği için komple 450 TL dedi. Bana açıkçası pahalı geldi. Sonra dedi ki sizin için bir şey yapabilirim dedi. Komple tank değil de elimde o cihaz var dedi. İsterseniz o şekilde değiştireyim. Herhangi bir şey olur mu dedim. Olmaz dedi 200 TL'ye. Tamam dedim artık. Aradı beni, bir saat içinde yaptı ama biz tekrar gidip alamadık. Allah nasip ederse yarın tekrar çarşı yolu bize gözüküyor. Onu alacağız inşallah. Öyle işte arkadaşlar, bugün de böyle bitti. Birkaç gündür böyle gerçekten yer demeyeyim, gök demeyeyim bilemedim. Çünkü böyle hani bazı acılara, üzüntülere asla hiçbir zaman es geçen bir insan olmadım. Olmam da. Rabbim tekrardan sabırlar versin diyorum. Burada da bugünkü videomu kapatıyorum. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın inşallah Allah kısmet ederse tekrar buluşuruz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz tekrar yazacaksınız. Allah razı olsun hepinizden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.